Yumurtandaki havanın iyileştirilmesi, sıcaklığın, nemin konfor seviyesine getirilmesi, patlama, yangın risklerinin azaltılması ve ortamdaki kirleticilerin uzaklaştırılması. İşte tüm bunlar doğru projelendirilmiş bir havalandırma sistemiyle mümkün kılınır. İşletmelerin bu türden ihtiyaçlarında Fancı Makina 30 yıla yakın tecrübesiyle çözüm ortaklığı sunuyor. Havalandırma, kapalı çalışma ortamlarına yayılan kirleticilerin ortadan kaldırılması için yapılan bir çeşit mühendislik kontrolü olarak kabul edilir. Uygun biçimde tasarlanmamış, test edilmemiş ve bakımı yapılmamış bir havalandırma sistemi, zamanla hava kaynaklı hastalıklara yol açabileceğinden yatırım sürecinde uzman ellere güvenmek gerekir. Fancı Makina, sektörün deneyimli oyuncularından biri olarak hizmet veriyor. Fancı Makina şöyle, 30 yıllık bir geçmişi var. İş ortağım Ali Bey tarafından kurulmuş bir firma. Tabii bu 30 yıllık geçmişte 2000'in üzerinde fabrikanın işi yapılmış. Yani bu ısıtma, soğutma, havalandırma ve bunun yanında farklı endüstriyel işler. Yani bir fabrikada ne ihtiyaçsa. Endüstriyel projeler, mühendislik hizmetleri verilmiş bu 2000 üzerinde fabrikaya. Halen de bu hizmetlere devam ediyoruz. Özel sektör talepleri yanı sıra devlet kurumlarına da hizmet veren şirket, sektörde fan imalatı konusundaki boşluğu fark ediyor ve yatırımlarını bu yönde genişletiyor. Hani biz normalde kendi projelerimize fan ve filtre ihtiyacımızı üretiyorduk. Gördük ki piyasada havalandırma yapan firmaların bu tip bir eksikliği var. Yani fan ihtiyacını karşılamada bir eksikliği var. Bu fan eksikliğini profesyonel anlamda yapalım, giderelim bu eksikliği diye Fancı Makina'yı kurduk. Tüm bu hizmetler verilirken belki de en hassas konu proje oluyor. Proje aşamasında düzgün bir proje yaparsak bunun uygulaması çok daha kolay, çok daha verimli, sonuç alan tesisler oluyor. Ama proje düzgün olmazsa yatırdığınız ciddi yatırımlar boşa gitmiş oluyor. Üzerine belki de yatırdığınız meblağın çok daha üzerinde yenileme masrafları çıkıyor. Bu da tabii işverenin, özel sektörün hiç istemediği bir durum. Biz o yüzden önce proje diyoruz, yani projemize güveniyoruz önce. Mühendislik hizmeti de bizim burada devreye giriyor zaten. O 30 yıllık tecrübe, arka plan orada devreye giriyor. Bünyemizde yine mühendis ekiplerimiz var. İşte dediğim gibi 30 yıllık tecrübe var. Bütün bunlar birleştiğinde güzel bir proje, güzel bir uygulanmış tesis hizmete sunabiliyoruz. Endüstriyel havalandırma, ısıtma, soğutma hizmetlerine ihtiyaç duymayan sektör neredeyse yok gibi. Konya sektörü çeşitli sektörlerden de oluşuyor, Konya sanayisi. Dökümdü, metal işlemeydi, ondan sonra kaynak işleri, kimya sektörü, deri sektörü, ahşap sektörü, aklınıza ne geliyorsa. Yani Konya sanayisinde büyük bir yelpaze olduğu için büyük bir yelpazede biz hizmet ediyoruz. Her sektöre hap çözümle aynı hizmeti vermek yerine İhtiyaca yönelik, işletmeye özel projeyle mühendislik hizmetleri geliştiriliyor. Hizmet alımında farklı alternatifler sunuluyor. Bir mühendislik firmasıyız biz. Yani sadece proje desteği isteyen firmalara proje desteği veriyoruz. Proje desteğinin yanında sadece cihaz desteği istiyorsa, montajı kendi yaptıracaksa o tip sadece cihaz desteği verebiliyoruz. Bunun yanında anahtar teslim tesis şeklinde de hizmet verebiliyoruz. Yani bu farklı üç kolda da bizim uygulamalarımız var. Alanında tecrübeli bir ekiple hizmet veriliyor olması, kurulan işbirliklerinin ömrünü sürekli kılıyor. Hem üretim olsun, hem montaj olsun. Tabii şantiye tecrübesi var. Yani
fabrika tecrübesi var. Biz özellikle yeni fabrikaları tercih ediyoruz. Proje aşamasında devreye girelim, bu hizmeti verelim diye. 6331 sayılı iş kanununun yürürlüğe girmesi, işletmelerdeki standardın yükseltilmesinde dönüm noktası oldu. İş güvenliği konusunda gerekli adımların atılmaması, yasal yaptırımları da beraberinde getirdi. 2 aşamalı bir konu. Birincisi çevre boyutu var, bir de insan sağlığı, iş sağlığı güvenliği boyutu var. İş sağlığı güvenliği boyutunda fabrika çalışma ortamı ile ilgili bir şey var, kanunlar var. Buradaki kanunlar diyor ki, işçinin sağlığını koruyacaksınız, çalışma ortamını toz, duman, bu gibi zararlı partiküllerden arındıracaksınız. Çevre mevzuatı da diyor ki, bu içeriden topladığınız zararlı kimyasalları, maddeleri, tozları, her neyse, bunları diyor gelişigüzel çevreye atamazsınız, çevreyi kirletemezsiniz. Şimdi burada da bizim devreye girdiğimiz nokta tam burası. Yani işçi sağlığını biz koruyoruz, doğru. Ama korurken çevreyi de kirletmiyoruz, filtre ediyoruz bu atıkları. Kurucu ortak Vehbi Alagöz, uzun soluklu işbirlikleriyle yollarına devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini noktalıyor. Kaliteden hiç taviz vermedik, mühendislik hizmetlerinden hiç taviz vermedik. Yaptığımız işi en kaliteli, en verimli, en güvenilir sistemler olarak tasarlamaya çalıştık. Hakkında verdiğimizi düşünüyoruz. Uzun soluklu çalıştığımız firmalar var. Yani biz 100 metre değil maraton koşmak istiyoruz firmalarda. Büyümemize katkı sağlayan bütün firmalara teşekkür ediyoruz.